Memur ve emeklinin beklediği ek zammı içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Milyonlar zam farkının ödenmesi için yeni ayı beklemeyecek değerli izleyenler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de 3600 ek gösterge açıklaması geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 48. birleşimini açıyorum. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Beklenen olduğu memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi meclisten geçti. Milyonlar zam farkının ödenmesi için yeni ayı beklemeyecek. Teşekkürler. Memur ve emekliler Ocak'ta toplu sözleşmeden hak ettikleri zammı ve enflasyon farkını aldı. Ama %2,5 fark için gözleri meclisteydi. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmişti. Ek zam içeren kanun teklifinin yasalaşmasıyla en düşük emekli maaşı 2500 liraya yükseldi. Memur ve emekli memur maaşlarına yapılan toplam zamda %30,95'i buldu. En düşük memur maaşı 4444 liradan 5665 liraya yükseldi. En düşük emekli memur maaşı da 3166 liradan 4037 liraya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması da geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayan Bilgin, düzenlemenin Mayıs ayında meclise sunulacağını söyledi.